Back to the streets. Arkadaşlar şu arkadaşlar dışarıda kaldı. Çünkü arabanın içi şu anda bu şekilde. Ömer sığdırmaya çalışır mısın? Fehmi'yi buraya doğru çekmek lazım. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Fehmi'yi burada bıraksak? Ben sabahın köründe kalkmışım. Bu saatten sonra bir geri gönderemezsiniz. Oğlum buraya ya. Abi araç mı ya? Hadi benim kendim ben. Hadi. Yo hiç. Şey ya sığdık tam sığdık. Araba boş bir şekilde gidiyoruz. Arkaya bir iki yolcu daha sığar şekilde. Hadi hayırlısı olsun. Ona mesela bakmak için öbür taraftan döndü. O da olur. Şu an Kıyıköy dönüşündeyiz. Bir benzin alalım dedik. Arabanın içini göstermek istiyorum size. O kadar eşyamız var ki. Ve burada böyle bir arkadaşımız var. Arabamızı böyle ormanın içine park ettik. Şimdi yukarıdan duş ve tuvalet alanlarını da göstereceğim. Buradan böyle bir yol çıkıyoruz. Kamp alanı çok sessiz, çok sakin. Hafta sonu olmasına rağmen yakınımızda kimse yok. Çünkü biz biraz daha aşağı alanlara doğru geldik. Daha sakin yer tercih ettik. Duş ve tuvalet için böyle küçük bir yer yapmışlar. Ama tesis için yeterli. Zaten çok büyük bir tesis değil. Şu arada arabayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biz tam o bölgedeyiz. Tesisin ön tarafı da şu yukarısı oluyor. Şimdi size bizim kaldığımız yeri göstereceğim. Bu şekilde böyle arabayı yolun kenarına bıraktık. Aslında bayağı da tehlikeli bir yere bıraktık. Yağmur falan yağarsa çamur olur ve çıkamayız öyle bir yer. Ama yolu kesmemek için mecbur oraya bıraktık. Bu yol böyle arka taraftaki çıkışa doğru gidiyor. Biz de şuradan giriyoruz. Şimdi size alanımızı göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir yere kurulduk. Burada böyle saklı kalmış bir yer. Gördüğünüz gibi. Burada ateş yakmak için de bir alanımız var. Çadırlarımız burada. Arkadaşlar da burada. Sohbet, muhabbet ve Suriyeli gibi nargile içiyorlar. Abi ben Suriye. Ben içiyorum nargile. Sen çalışıyor akşama kadar. Bak. Al içinden bir tane git hadi. Hadi al içinden bir tane git. Ya aldı dışından aldı anne. Muhalif gidiyor. Yukarıda yiyor bak yukarıda yiyor. Ben önümde yiyorum. Dün gece kedi geldi onu bayağı bir kovaladı oralarda. Arkadaşlar şimdi kamp alanına geldik. Bayağı bir zaman oldu. Oturduk kahvaltımızı falan yaptık. Ondan sonra ben biraz uyudum. Şimdi de hazırlanıyoruz. Kanoya gideceğiz. Kanodan sonra da yüzmeye. Size iyi seyirler. Şimdi aracımızı buraya bıraktık. Şu tarafta gördüğünüz Mert Gölü ve arkasında plaj var. Şimdi gidiyoruz. Kano fiyatlarına bakacağız, saatlerine bakacağız. Ondan sonra kano turu yapacağız.
arkadaşlar, dün kanoya gidemedik çünkü işte rezervasyonla çalışıyorlarmış. Biz bilmiyorduk. O yüzden rezervasyonu da yaptırmamıştık. Ve sıra yoktu, giremedik. O yüzden bugün tam dönüş günümüz ve Bursa mağaralarına geldik. Şimdi bir içeriği gezeceğiz, size de izleteceğiz. Bakalım burası nasıl olacak. Şimdi böyle bir girişi var. Burada böyle hediyelikler falan satıyorlar. Şuradan size mağaranın haritasını göstereceğim. Hasan, o muhtemelen bir Hristiyan adeti falandır. Burada böyle hediyelik dükkanları var. Karabut içelim mi? Karabut içelim. Bakalım içelim. Şimdi bir karadut deneyeceğiz burada. Deneyelim bakalım. 6. Biraz şekerli ama şu an soğuk olduğu için açıkçası bayağı iyi gitti. Yolculukta muhtemelen bize biraz enerji verecek. Bize afiyet olsun. Burada böyle oturma ve bir şeyler yiyip içmek için alanlar var. Şu sol taraftan da mağaranın girişi var. Şöyle girişini de göstereyim size. Buradan böyle şu yukarıdan girişi var. Burada da böyle bir şeyler yiyip içebileceğiniz alanlar var. Bu sıcakta burası o kadar serin ki, yani şu an burası çok iyi geldi. Zaten görüntüden de serinliğini tahmin edebilirsiniz. Burada böyle çok güzel ahşaptan yürüme yolu yapmışlar. Böyle mağaraya doğru gideceğiz. Mağaraya girene kadar ki atmosfer çok güzel. Muhtemelen mağarada çok güzeldir. Birazdan zaten onu anlayacağız. Ama şu an buranın atmosferi inanılmaz güzel. Gerçekten çok havadar. Ve bayağı bakir kalmış. Çok fazla böyle harap olmamış. İyi bakmışlar kısacası. Öğrenci, derin öğrenci miydin? İki öğrenci, iki tam. Tamam değil mi? Kolay gelsin. Of. Şu an burası direkt 10 dereceye düştü. İnanılmaz bir soğuk var. Ya dışarıdan içeriye girince zaten soğukluk farkını direkt hissediyorsunuz. Tamam, birinci çeksiniz de. Bak çok iyi.
Şu tarafa geçelim, şu tarafa. Şuraya şöyle dizilin. Evet arkadaşlar, burada mağara adamlarına rast geldik. Homo sapiyenler mutlu, evet. Şimdi çıkışa doğru geldik. Şu gördüğünüz tepede kalan yer mağaranın çıkışı. İçerisi gerçekten büyük. Bayağı dolanıyorsunuz. Mağaranın içindeyken çok fark etmedik. Ama galiba bayağı yükseğe tırmanmışız. Şimdi böyle şuradan buraya böyle aşağıya doğru yol yürüyoruz. Bayağı da bir merdiven var. Hala inmeye devam ediyoruz. Gerçekten uzun bir yol. Yani nasıl o kadar çıkmışız mağaranın içinde fark etmedim. Mağaranın çıkışına daha yeni geldik. Ya gerçekten bayağı girişten de çıkıştan da bayağı yol yürüdük. Ama mağara benim için gerçekten çok iyiydi, çok etkileyiciydi. İçerisi inanılmaz buz gibiydi, serindi, çok güzeldi. Çıkışa doğru böyle bir havanın ısınmaya başladığını anladık. Yani çıkışa yaklaştığımızı öyle hissettik. Genel olarak benim görüşüm bu. Arkadaşları da dinleyelim. Olumlu olumsuz mağarayı beğendiler mi, beğenmediler mi? Buraya gelenler için ne düşünüyorlar? Bir yorumlarını alalım sırayla abi. Temiden başlayalım. İçerideki oyluklar mı artık, sarklıklar özenle yapılmış. Şey, yanlış bilmiyorsam, okumadıysam önünde yazıyordu, 2 milyon yıl önce yapılmış. Hı hı. Etkileyici bir eserdi diyebilirim. Benim hoşuma gitti. Ömer Bey, sizi alalım. Öncelikle mağara çok güzel korunmuş. Yani deformasyonu uğramamış. Etrafı çok iyi bakılmış. İşte yürüyüş parkuru olsun, mağaranın içi olsun. Çok güzel dizayn edilmiş. Ve yapıldığından beri de hiç değiştirilmemiş gibi bir havası var. O açıdan çok etkiliydi. Şimdi bu bölgeye de çok kampa geldik gittik vesaire. Böyle ufak tefek mağara görüyorsun, içine giriyorsun. Hoşuna gidiyor ama bu mağara aşırı uzundu. İçi bazı yerler çok yüksekti, bazı yerler çok alçaktı. Tamamıyla görülmeye değer bir yerde. Bir de bizim gezdiğimiz kısım zannedersem mağaranın böyle yarısına tekabül ediyor. Bir bu kadar daha olan bölümü varmış ama orası ziyarete açık değil. Demek ki daha güzel, zorlu yerleri var. Onun için 10 numara 5 yıldızlı. Çok keyifliydi. Havanın durumu da çok iyiydi. Çıktığımızda bunaltıcı bir hava yok. Girerken de zaten mağaranın girişi aşırı derecede soğuktu. O çok hoş bir atmosfer kattı. Dışarıdan klimalı ortama girmiş gibi bir his verdi. Hatta kat ve kat fazlası yani. Gayet keyifliydi. Herkese tavsiye ederiz. Çıkıp gelsinler mi abi buraya? Çıkıp gelmesinler abi. Arkadaşlar şimdi bu Demirköy'deki Fatih Sultan Mehmet'in şahi toplarını döktürdüğü dökümhaneye geldik. Bunların Demirköy'de yapıldığını bilmiyordum. İlk defa öğrendim ama şok oldum. Çok güzel bir yer şu an. Burada böyle çok güzel bir cami var. Şurada da kalıntıları görebiliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet topları buradaki dökümhanelerde döktürüyor. Tabii çok fazla korunmadığı için küçük bir alan kalmış. Ama yine de bir şeyler gözüküyor. Şimdi onlara bakacağız. Burada böyle tünel gibi bir şey var. Şuradan devam ediyor. Şöyle şuraya doğru gidiyor.
Tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Öğrenirsem eğer videoda zaten size bahsedeceğim. Burası da böyle ileriye doğru gidiyor. Şimdi şuradaki kalıntıları göreceğiz. Yalnız doğasıyla falan harika bir yer. Evet, asıl dökümhanenin olduğu yere geldik. Yukarıda kazı çalışmaları yapılıyordu. O tarafa girmedik. Ama burada zaten gördüğünüz gibi kocaman bir alan var. Çok saçma değil mi ama ya? Hiçbir şey yok ki. Evet. Zaten o şeymiş abi. Uzunmuş, kırılmış resim var burada. Telefonuna baktım mı? Evet. Burada avlu var. Abi burası komple bir yaşam alanıymış. Yani cami, avlu, yemek yerleri vesaireler varmış. Çarşısı gibi şeyler varmış. Ondan dolayı bu kadar büyük bir kısım var. Şurada ne yazıyor? Kazanlarını... Burada aslında bu duvarı sonradan yaptılar. Bu duvar yoktu. Bu duvar yoktu. Bu duvarlar yüksekti ve böyle bütün gün biz burada oynuyorduk. Ama içi olduğu gibi duruyordu. Hiçbir şey alınmamış. Demirleri, ondan sonra su geliyordu, çeviriyordu. Üç tane tekerleği vardı. Bir, iki, üç. En yüksek, oh, çok. Biz orada oyunda oynar. O su dönüyordu. Şey çıkarıyorlardı, maden. Yani demirleri kaynatıyorlardı. Hazırlıyorlardı bir şey. Topla vurdular, çöktü. Ondan sonra hepsi kesildi. Şey etmediler. Yani bir şey çıkartamadılar o çökünce. Aşağıları da kapalı ama. Böyle kocaman bir salon, oyun oynardık. Neler yapmazdık. Buradan şar şar dereler giderdi. Burada doğdum, burada büyüdük tarlamız. İşte bak hep buraları böyle tarlaydı, mısır ekerdik. Ve kale bak, kale de var orada. Burası Fatih Demirhane'yi kuruyor. Şey, İstanbul Fethi zamanında büyük topları burada dökmeye çalışıyor ama döküyor gerçi ama zamanında hurdacıların hepsi hurdacılara satıyorlar abi. Yok pahasına. Yok ama pahasına. Biz bir dönem, bir 10 yıl önce bir arkeoloji ekibi geldi buraya. Derinlikleri bayağı bir kazdılar falan. Ortaya çıkardılar. Sonra burayı çevirip, işte bu cami tarihi değil zaten. Hı hı. Sonradan yapıldı buraya. Öyle biliyorum ben. Ya dediğim gibi Demirköy tarihi çok eski de kıymetini bilen yok. Evet. Şimdi, eski insanlar öldü, yeni insanlar geldi. Demirköy'ün mahvetti. Zaten şey, burası çok göç alanı. Başka bir şey söyleyemiyorum. Evet. Bizim zamanımız yayan gidip gelirdik, burada oyun oynardık, neler. Ama şimdi maalesef yok. Neden yok? Neden bu insanlar böyle oldu? Gerçekten ben anlayamadım. Burasını görüyorum böyle, üzülüyorum bulunduk bir sürü. Şimdi böyle bir yerde mola verdik. Şurada gözleme yiyeceğiz. Biraz karnımız acıktı. Şöyle manzarasını göstereyim size. Zaten Fatih Dökümhanesi de şurada kalıyor. Hemen karşısında. Buraya gelirseniz eğer buradan böyle şurada gözleme yiyebilirsiniz. Video giriş yapacaktım ama Ömer dayanamadı, yemeye devam ediyor. Hala da yiyor. Şimdi burada durduk. Gözleme falan yiyeceğiz. Ondan sonra İstanbul dönüş yolculuğu başlayacak. Bakalım, bize afiyet olsun. Bir dinlenme tesislerinde mola verdik. Ömer Bey illa tutturdu. Ben Starbucks'sız yapamam. Gittik. Kendimize Starbucks aldık. Abi. Ben sandım. Evet. Ronaldo gibi besleniyorum. Hasan da yok. O Ronaldo gibi besleniyorum. İstanbul'a çok az kaldı. Click, boom, I got ya. Now you in the hot seat, like sriracha. Ooh, what you gonna do, what you gonna do? With the super hot fire on you. I'm half white, half fella, P-I-N-O. Half truck, half car, like an El Camino. Life moves fast, Joe.
don't you know? Sometimes you just gotta take it slow.